Sıkıştırma ile birlikte geliyor. Yani yine ön bölgede, yine biraz daha nazal bölümde tınlayan sıkıştırmalı bir mask bölümünde sıkıştırmalı bir ses duyuyoruz. Onun haricinde yine beden sıkıştırması yaptı bir yerde, baskı yaptı. Bunu ıkınma ile birlikte yapıyor. Ama tabii bunu yaparken ister istemez çok fazla yaptığınızda çevre kaslara ciddi zararlar verebilirsiniz. Dolayısıyla daha dikkatli bu tekniği kullanmakta fayda var. Genişlikten kaynaklı falset seslere çok rahat geçebileceğini zaten hissettik aslında. Çünkü o sıkıştırmayı yapabilmek kadar genişlemeyi de bilmek lazım. Bunu kontrol edebiliyorsa eğer bir şarkıcı, yani sahne üzerinde o sıkıştırmaları, ıkınmaları kontrollü bir şekilde yapabiliyorsa genişlemeleri de kontrol edebiliyordur. Dolayısıyla bilinçli bir şarkıcı olduğunu direkt ilk etapta net bir şekilde söylemek mümkün. Yükselişte de gayet iyiydi. Yani uzamalarla birlikte yaptı. Yani bu register değişimlerinde genelde özellikle falsete çıkarken daha dikey düşünmek lazım. Eğer sürekli yatay düşünürsek, yani o falsetlere çıkarken sesi vurmayı düşünürsek, o zaman sıkıştırmalar beraberinde gelecektir. Ama daha dikey ve geniş bir beden düşünürsek, o zaman falsetlere de kolay çıkacağız. Peki diyeceksiniz, dikey olduğunu, yani bunu düşündüğünü nereden anladınız? Direkt esnemeler yaptı. Yani beden esnemeleriyle birlikte oraya çıktı. Dikkat ederseniz bir daha bakalım o bölgeye. Ve uzadı, gördünüz mü? Üç kademeli bir esneme meydana getirdi. Gırtlak sıkıştırması yapıyor. Yani üst bölümde bazı yerlerde kapatma da yaptı. Bir daha bakalım. Şu bölümde kapatma var. Falsetlerle ilgili net bir şekilde falset sesler, yani çok daha böyle mix voice'e yakın güçlü hacimsel falsetler değildi. Duru duru böyle falset geliyor ama kötü duyulmuyor. Falsetinde farklı bir nokta var. Daha böyle nazal bölümde, yani tınlattığı mask bölümünde tınlattığı yerde falsette de aynı bölgede sesini tınlatıyor. Dolayısıyla seste daha homojen bir yapı varmış gibi hissedilebilir. Sanki bedene ait bir sesmiş gibi de yer yer hissedebilirsiniz bunu. Ne kadar falset olsa da, ama onun sebebi daha çok tını merkezi ile ilgili. Yani tını merkezi normal ses kaslarını esnettiği ve kısalttığı bölgedeki tını merkeziyle hemen hemen aynı yerde. Orada bazı yerlerdeki çatallanmalar bilinçli yapılan çatallanmalar. Yani onu yanlışlıkla yaptığını düşünmeyin. Bilinçli yapıyor bunu. Daha çok falset kırılmaları ile birlikte yapıyor. Ama yine farkındaysanız çok ciddi bir genişlik var. Yani beden genişliğini o kadar iyi kullanıyor ki, dolayısıyla ses register değişimleri de çok ani değişimler, çok duru bir şekilde gelebiliyor. Dolayısıyla başarılı bir beden kullanımı olduğunu, yani sesi kullanmak için gerekli olan başarılı bir beden kullanımına sahip olduğunu söyleyebilirim. Ve evet, çok ciddi bir falset geldi. Önemli bir falset. Bakalım şöyle tekrar. Bunu yaparken, buna whistle voice de deniliyor. Tekniği biraz anlatmıştım aslında bakarsanız. Gerçekten çok tiz bir ses. Bu seslerde genelde ağız hacmini açıp daha böyle arka bölüme doğru, ama ciddi bir larynx genişliği de istiyor. Yani aslında bakarsanız şu ana kadar söylediğim genişlik, genişlik, genişlik yapıyor. Beden genişliğini iyi kullanıyor. Beden genişliği iyi dediğim en son nokta whistle voice'a geldi. Çünkü whistle voice tekniği de aslına bakarsanız beden açıklığını net bir şekilde isteyen bir teknik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten beden kontrolüne sahip, gerçekten nefes kontrolüne sahip, ses kontrolüne sahip bir kişi neden yapamasın? Yapabilir. Çalışmayla olabilecek bir durum ki nitekim zaten bu teknik anlamdaki donanım son noktada da kendini net bir şekilde gösterdi. Bir daha izleyelim. Gayet başarılı. Epey iyi. Yani genel itibariyle gerçekten başarılı bir şarkıcı izlediğimizi düşünüyorum. Öncelikle beden kullanımı gayet iyiydi. Bununla beraber beden kullanımı iyi oldukça
Register değişimleri de çok daha rahatladı. Falset geçişlerinde falsetler böyle çok mix voice hacimli falsetler değildi. Daha çok falset geldi ama nazal bölüme sesi attığı için ve normal fonetik alanından çıkmadığı için tını merkezi olarak biz bu falsetleri de kendi sesine yakın seslermiş gibi işitebiliriz ya da bizi yanıltabilir ama değil. Onun haricinde gerçekten son ana kadar aslına bakarsanız böyle normal bir performans gibi giderken bir anda whistle voice tekniğini çok ciddi düzeyde ağız açıklığı ile birlikte gerçekten başarılı bir şekilde verdi ve performansı bence çok daha üst kademelere çıkardı. Ki bunu yaparken örnek bir teknik yani beden kullanımı da farkındaysanız preslemesi, ağız hacmini açması, ağız içinin hacmi yani çeneyi açmak değil de olay daha çok ağız hacmini, iç bölgeyi açmakla o tekniğe ulaşmak kolaylaşıyor. Arka bölüme sesi atmak gerekiyor. Yani, ve bir de bir taraftan bir sahne performansı var. Dans etti, hareket etti. Bence yani daha bundan daha iyisi ne olabilir yani? Çok çok da bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Çok başarılı bir performanstı. Gayet iyiydi. Bu tip ses analizlerini de atın. Heyecanlanalım. Sevinirim böyle şeyler yapınca ben de kendimi iyi hissediyorum. Durum öyle. Analizlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.